Hayır, sakın, sakın korkma, olur mu? Sana bir şey yapmayacağım. Kimsin sen, söyle. Söyle hadi. Git, hemen git. Buradan hemen git diyorum, git. Hayır, sana yardım etmek için geldim ve yardım edeceğim. Bana kimse yardım edemez. Hiç kimse, beni kimse duymuyor. Sen ne diyorsun? Ben seni duyuyorum. Buraya bu yüzden geldim. İnan bana. Sen şimdi ses çıkarmadan otur. Bunları çıkartacağım, tamam mı? Hayır, hayır, yapma. Dediğimi duymadın mı? Hayır. Çünkü ben hayır kelimesini duymam. Dikkat et. Bunu sana kim yaptı? Seni kim bu hale soktu? Biliyorum aslında. Bunu Balvan Singanya'dan başkası yapmış olamaz. Böyle bir şey kimse yapmaz, eminim. Biliyorum. Korkma, olur mu? Hadi kalk. Kalk, yavaş hareket et. Hadi, hadi gel. Moril! Oğlum, bunu kim yaptı? Onu kim öldürdü? Ben bıraktığımda yaşıyordum. Nasıl ölmüş olabilir? Olamaz! Moril, gözlerini aç kardeşim. Ne oldu baba? Hayır! Ben... Hayır. Git. Git. Hemen git. Buradan gitmelisin. Emin ol, seni kurtarmaya geleceğim. Rahatla. Söz veriyorum. Ama şimdi olacaklardan korkma, olur mu? Tehlikeli bir şey olmayacak. İnan bana. Nereye gitti? Monil, kalk oğlum. Biri doktor çağırsın. Monil ölmüş Pavan. Yapacak hiçbir şey kalmadı. Nasıl ölebilir? Neden öldü ki? Neden mi öldü? O yılan öldürmüştür. Bani öldürdü. Ama baba... Şuraya bakın. İşte geldi. Yukarıdan geliyor. Monil'in odasında. Oradaydın değil mi? Sana bir şey sordum. Cevap versene. Daksh, düzgün konuş, o senin yengen. Sen kafayı mı yedin ha? Bu yılanı eve aldın ve bak nelerle uğraşıyoruz. Kardeşin öldü, kendine gel artık. Onun peşini bırakmayacağım. Hayır. Ama abi, o yılan Moril'i öldürdü. Onu öldürdüğümü nereden çıkardınız? Ben öldürmedim. Öldürsem söylerdim elbette. Duydunuz mu? Onu öldürmek istedim, evet. Evet. Hem de çok istedim. Çünkü Monil ile Ponki, Nur'u öldürdüklerini kabul etti. Nur Bek. Hatırlıyor musun Viranşu? Benim arkadaşım. Düğün gecesinde o ikisi tarafından öldürülmüştü. Ayrıca Monil ile Ponki'nin konuştuklarını kendi kulaklarımla duydum. Ne? Bunu beceremeyince de onu öldürdüler. Bana inanmıyorsan ona sor hadi. Hayır abi. Nasıl? Neden sormuyorsun? Çünkü bu konunun üstünü örtüyorsunuz değil mi? Ben... Hayır. Biliyorum. Nur'u gömen sendin. Ben her şeyi hatırlıyorum ve hiçbiriniz yaptıklarınızdan utanmıyorsunuz değil mi? Sizin aile olarak yapmış olduğunuz çok daha kötü şeyler var. Bizim hakkımızda böyle konuşamaz. Sen kendi yaptıklarını anlat. Mesela Molly'i nasıl öldürdüğünü. Onu öldürmek için sebebin de var. Onu öldürmediğim için gerçekten çok pişmanım. Kim öldürdüyse tebrik ediyorum. Doğru yapmış. Çünkü Molly'nin yaptıklarının cezası ölmekti. Ölüm mü?
Sen de öleceksin çünkü yaptıklarının cezası sadece ölmektir. Ve seni ben kendi ellerimle öldüreceğim. Baba! Ne yapıyorsun sen? Kes! Eğer böyle korkak davranmaya devam edeceksen git ve köşede bekle, tamam mı? Benim işime karışma. Bugün bu yılanı öldüreceğim. Hayır baba. Çekil önümden. Baba. Buna deli gibi aşık olmuşsun sen. Monili görmüyor musun? Onu ısırmış işte. Zehirlendiği için ölmüş. Ve sen hala onu koruyorsun. Evet. Çünkü Bunny buradaki tek yılan değil baba. Bir tane daha var. Ona da sorsana. Hadi baba, katil belki o. O da ölecek. Ama önce senin karın olan bu yılan ölecek. Baba inan bana, katil Bunny değil. Katil C. Hayır. Jay olamaz. Katil Jay değil. Çünkü gözümü hiç ondan ayırmadım. Odasından bile çıkmadı. Hayır. Sen görmeden çıktım ben. Monili ben öldürdüm. Jay lütfen. Sen bu işe karışma. Ben de onu diyorum işte. Suçu üstüne alma. Monili ben öldürdüm. Bu yılanı kurtarmak için yalan söyleme. Sen odandan hiç çıkmadın. Ama o yılanın Monili'nin odasından çıktığını gördüm. Monili o öldürdü. Şukla doğru söylüyor. Monili Bunny öldürdü. Onu hemen öldürün. Bunny'ye dokunamazsınız. Gel Bunny. Kocası buradayken ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ben buradayken Bunny'ye kimse dokunamaz. Yeter! Sen burada olmasan da bana kimse dokunamaz. Ben bir yılanım ve korunmaya ihtiyacım yok. Düşmanımla kendim savaşabilirim ve onları öldürebilirim. Baba! 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 Hayır Bunny, yapma. Hayır. Baba geri git. Baba çekil lütfen. Kimse Bunny'ye dokunmayacak, anladınız mı? Gel hadi. Önce kim ölmek ister? Hadi gelin, sırayla gelin. Kimden başlayayım? Ne bakıyorsunuz? Monili bu öldürdü. Yalan söylüyor. Sensin yalancı. Ben yalan söylemiyorum. Sen ailene bodrum katında birini rehin tuttuğunu söyledin mi? Orada biri olduğunu biliyorlar mı? Ne? Sus! Sana susacaksın diyorum. Ne oldu? Herkesin önünde sırrın ortaya çıkıyor diye kızdın mı he? Size söylüyorum. Aşağıda biri var. Aşağıda kimse yok Bunny. Biri var. Kendi gözlerimle gördüm, orada biri var. Bunlar bugün olmasaydı o kadını kurtaracaktım ben. Baba Bunny ne diyor? Aşağıdaki kadın kim? Kim o? Bir yalan söylüyor. Konuyu değiştirmeye çalışıyor. İşte o kadın. Bana inanmıyorsan gel gör. Korkmana hiç gerek yok. Sana bir şey yapmayacağız. İşte ondan bahsediyordum. Bu kadın işte.
Neredeydin? Neden oğlunu bırakıp gittin? Neden beni bıraktın? Neden gittin? Neden oğlunu bıraktın? Söylesene. Annem beni unutmamış. Annem beni tanıdı. Beni tanıyor. Senin oğlunum. Beni unutmamışsın. Beni unutmamışsın anne. Beni tanıdın sen. Annem beni unutmamış. Sen ne yapmışsın kendine böyle anne? Neredeydin sen? Sana kim yaptı bunu? Söylesen. Viran şu. Bu sorular onu daha da kötü yapıyor, görmüyor musun? Tamam, oğlum burada bak. Hadi. Hadi içeri girelim. Hadi anne. Hadi. Evimize gidelim. Ben yanındayım. Oğlum burada işte. Gel. Neler olduğuna bakalım mı? Ne oluyor? Vir nerede? Hadi. Gel anne. Burası senin evin. Sadece senin. Biz bir aileyiz. Ha, tanıdın mı herkesi? Baksana. Bak. Anne, bizi bırakıp nereye gittin sen? Seni ne kadar çok aradım biliyor musun? Söylesene bana. Hiçbir yerde yoktun. Çok şükür buradasın anne. Seni çok özledim ben. Bak. Tanıdın mı? Baksana. O tapiş işte. Tapiş. Anne. Anne. Ne oldu anne? Herkes senin ailen. Bak tanıdın mı? Hemen tanıyacaksın bak. Ponki ile Daks. Hi
Hayır. Hayır, 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 hayır. Bu adam beni öldürecek. Ne? Sakin ol. Beni öldürecek. Hayır, beni öldürecek. Ha, beni öldürecek. Hayır. Anne. Hayır, yardım edin. Ne oldu? Anne. Hayır, sakin ol. Beni. Sakin bırakın. Ol. Hayır. Anne, sana söyledim, sakin ol. Kimse bir şey yapamaz sana. Ben buradayken kimse zarar veremez. O adam beni öldürecek. Beni öldürecek. Beni hazine odasında rehin tuttu. Bırakın beni. Bırakın. Bırakın beni. Bırakın beni. Anne. Hayır, hayır, dur. Anne. Dur, sakin ol. Dur. O adam beni öldürecek. Anne. Bırakın beni. Beni öldürecek lütfen. Beni öldürecek. Sakin ol. Sana kimse bir şey yapmayacak. İnan. Hazine odasından çıkardım seni. Artık seni ben koruyacağım. Kimse zarar veremez. Kimse, merak etme. Söz veriyorum, sana bir şey olmayacak. Anlıyor musun beni? Hadi odasına götürelim. Hadi. Gel anne. Bu konuşma burada bitmedi. Su getir. Sen annemle ilgilen. Ben hallederim. Odanın temizlenmesini istiyorum. Olmaz. Hiçbir yere gitmiyorum. Hiçbir yere. Sana git diyen olmadı zaten. Başka bir odaya geçmeni istiyorum. Bu oda annemin olacak. Hadi git. Ona başka bir oda verin. Jay, lütfen. Viran şunun annesine onunla ilgileneceğimi ve onu koruyacağıma söz verdim, tamam mı? O yüzden odasının bana yakın olması çok önemli. İyi. Odada o kalsın. Gel anne. Rajesh! Neler diyor baba? Kim? Kim ne diyor? Annemden bahsettiğimi gayet iyi biliyorsun. Yıllardır hazine odasında onu kilitli tuttuğunu söylüyor. Neden? Ha? Sus! Sen delirdin mi? Düşünmeden beni suçlayıp duruyorsun. Ben sadece duyduklarımı ve gördüklerimi söylüyorum. Ne halde olduğunu görmedin mi? Hepimiz gördük. Tabiş, annemin ne halde olduğunu gördün mü? Ha? Kimseyi tanımayacak halde, kendinde bile değil. Bugün bu evle ilgili bir şey daha öğrenmiş oldum. Öyle mi? Oğlumun ne öğrendiğini ben de bilmek istiyorum. Bugün bu evde hiçbir kadın yaşamıyor. Bunu anlamış oldum. Annemi neden sakladın? Söylesene neden? Yemin ediyorum ki ona bir şey olmasına izin vermeyeceğim baba. Saçmalama. Ne sanıyorsun? Sanmıyorum, biliyorum zaten. Hem de çok iyi biliyorum ve sen bunu yaptın. Biliyorum. Anneme diğerlerine yaptığın gibi zarar veremeyeceksin. Ben annemin daha fazla acı çekmesine izin vermeyeceğim, sakın unutma. Şimdi de koruma görevlisi mi olacaksın? Bunny'yi koruduğun gibi herkesi koruyacak mısın? Ama beni iyi dinle Veer. Böyle bir şeye izin veremem. Beni kışkırtma baba. Yoksa... Yoksa ne? Ne yapacaksın? Babana mı vuracaksın? Ne duruyorsun? Vur hadi. Vursana, vur hadi. Hadi vur. Baba. Vursana. Baba lütfen. Hadi vurma. Baba. Hayır, hayır, hayır Veer, yapma, yapma lütfen. Sen nasıl bana öyle kaldırırsın? Balbant, hayır lütfen. O yılan yüzünden babana mı vuracaksın? Vur hadi. Vur o zaman, hadi vur. Neden duruyorsun? Vur bana. Bırakın. Sakin ol Balbant, tamam. Sus, lütfen. Sus. Babasına vuruyordu. O yılan yüzünden oğlum aklını yitirdi. Otur.
Sana yiyecek bir şeyler getireyim. Beni. Hayır hayır. O tarafa yatmasın. Annem hep sol tarafa yatar. Hadi gel anne. Gel gel gel. Gel hadi. Anne hadi. Ben her şeyi hatırlıyorum. Kapıya yakın uyuduğunu biliyorum. Çocukken benim ağladığımı duyabilmek için hep bu tarafa yatardı biliyor musun? Otursana anne. Otur hadi hadi. Hiçbir şey unutmadım. Dikkat et. Bir dakika. Bak. Ne buldum anne baksana. Bunları görünce daha iyi hissedeceğine eminim. Şuna bak anne. Bak. Tapiş bu. Amma da şiş koymuş. Tamam. Tamam. Bir sürü daha var. Bunu hatırladın mı? Bunu bana 10 yaşına bastığımda vermiştin. Değil mi? Evet, 10. doğum günümde. Tamam tamam, sorun değil. Ama bunu kesin hatırlarsın değil mi? Bak. Bak bunu hatırladın değil mi? Bunlar gibi daha bir sürü hatıramız var. Onlara istediğin zaman bakabilirsin. Kendini iyi hissedersin belki. Sen şimdi biraz dinlen anne. Hiçbir şey düşünme ve sadece dinlen. Hadi. Bunlar burada kalsın. Hadi uzan. Hadi gel gel gel. Dikkat et. Hadi gel. Neye ihtiyacın olursa hep buradayım. Her zaman anne. Uyu lütfen. Bunu neden sana geri verdi? Çünkü bu benim en sevdiğim oyuncaktı. Hep bununla uyurdum. Belki de o yüzden bende kalmasını istemiştir. Biraz şu. Vilanşu? Çekil Bani. Bu ilaçları anneme vermem gerekiyor. Hemen. İyi de az önce ilaç verdin ona. Uyuyor. Bir de bu ilaçları buldum işte. Bunların annemin başucunda durmasını istiyorum. Belki ihtiyacı olur işte. Yani uyuduğunu biliyorum ama yanına bir yastık daha koysak daha iyi olur. Çocuk gibidir o. Uyurken dönerse yataktan düşebilir belki. O yüzden de ben... Sakin ol. Yastık koydun zaten. Şu anda her şey yolunda, tamam mı? Tamam. Neden gülüyorsun sen? Komik bir şey mi var? Hayır, gülmüyorum. Gülümsüyorsun. Bence komik bir şey yok. Neden anlamıyorum ki? Bir gün uyandığımda annem yatağında yoktu ve onu aylarca, hatta yıllarca aradım ben. Ama sonunda onu bulamayacağımı anlamıştım ve onun yokluğunu kabullenmek zorunda kalmıştım Bani. Bugün bir anda tekrar geri döndü. Onu tekrar gördüğüme inanamıyorum asla. Bu kadar yıl sonra annem tekrar karşımda. Çok haklısın.
Evet. Belki bu ilaçlar doğru değil ama orada dursunlar sadece. Ben ilaçlardan bahsetmiyorum. Sen iyi bir insansın. Kötü biri değilsin. Nefreti hak etmiyorsun. Şimdi de onunla flört ediyorsun. Hiç de değil. Öyle mi? İyi biri olduğunu anladın demek. Viranşi'ye söylediklerimin hepsi doğru. İyi bir şey söyleyemez miyim yani? Birine iyi bir şey söylemek suç mu yani? Ama düşmanına başka bir açıdan bakmak iyi bir şey değil. İntikamını ertelemek kötü bir şey. Sen onu öldürmek istemiyorsun. Her gün yeni bir bahane buluyorsun. Bahane falan bulmuyorum. Sana daha kaç kere söyleyeceğim şey anlasana. Viranşi'yi hemen öldürmek için bir sebebim yok. Ve haklısın. Çünkü Viranşi'ye artık başka bir açıdan bakıyorum. O kötü biri değil. Ve sen de ben de Viranşi sayesinde hayattayız. Anlasana. Bunu unutma. Olur mu? Sakın unutma. Unutuyorsun herhalde. Ailesiyle kadın ticareti yapıyor. Masum kızları kaçırıyor. Ama sanırım sen artık bunları umursamıyorsun. Sadece hayatını kurtardı diye iyi bir insan olduğunu düşünme. Cezasını çekmesi gerekiyor. Birçok haksızlık yaptı o. Cey, insanlar değişir. Herkese değişmeleri için fırsat verilirse ona niye verilmesin? Viranşi ya, fırsat mı veriyorsun? O bir kartal. Tamam. İstediğini yapmaya devam et. Kendini çok kandırıyorsun Bani. Ama unutma sakın. O bir kartal. Onlar insanları aldatır. Er ya da geç seni de bir gün kandıracak. Çok yanlış düşündüğünü o zaman anlayacaksın. Güçlü o Pavan. Pavan, bir şey söyleyeceğim. Çocuklarım öldürüldüğü zaman bana ne dediğini hatırlıyor musun? Katilleri yaşatmayacağını söylemiştin. Bu durumda da aynısı olacak. Korkusu yaşatmayacağız. Ama baba, annemin gelmesi... Hey sen! Ne yaptığının farkında mısın? Bekle! Konuşmam daha bitmedi. Sen yılansan ben de kartalım. Ve sana yapabileceklerimi tahmin bile edemezsin. Öyle mi? Tahmin edemem ama benim yapabileceklerimi sen çok iyi bilirsin. O yüzden beni tehdit etmenin bir anlamı yok. Beni tehditle korkutamazsın. Onu oradan çıkararak ne kadar büyük bir hata yaptığını tahmin edemezsin. Sen hata yaptığını söylüyorsan o zaman kesinlikle doğru bir şey yapmışımdır. Neden anlamak istemiyorsun? Ne olması gerekiyorsa o oldu. Asıl sen anla artık. Merhaba efendim. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Herkesten kaçtım ve buraya pencereden girdim. Neden? O zaman demek ki... Her şeyi biliyorlar. O yüzden sizi görmek istedim. Bana akıl verseniz iyi olur. Bu çağda her şey çok farklı. Sadece olaylar değil, insanlar da değişti. Herkes çok değişti artık. Doğru.
Yani Branşi'yi öldürmem gerektiğini düşünmüyorum. Ama eğer en büyük düşmanımın canını bağışlarsam... Ceylep ben... Buna ödemek zorunda kalmaz mıyız? Pişman olur muyum acaba? Ceylep bana hep bunu söylüyor çünkü. Ceylep ne derse desin. Biz sana yardım edemeyiz. Şimdi beni çok iyi dinle. Ne yapacağını veya hangi yolu seçeceğini sana kimse söyleyemez. Çünkü yılanların şahı en güçlü yılan olarak seçti ve sen ne dersen doğru olan odur. Ama... Hayır. Kalbinle ruhunu dinle ve altıncı hissini kullan. Biz daha fazla bir şey söyleyemeyiz. Hadi biz gidelim. Yılan, dikkatli ol. Yanında sadece güvendiğin insanlar olsun. Görüntüde iyi olanlardan uzak dur. Senin güvenini hak edenler yanında olsun. Onların yardımıyla neyin doğru, neyin yanlış, kimin iyi, kimin kötü olduğunu bulacaksın. Nasıl yani? Bundan başka bir şey söyleyemez. Hadi gidelim. Şimdi ne yapacağım? Benim için bir şey yapmanı istiyorum. Teşekkür ederim Mari. Annemi bulunduğu yerden çıkardığın için. Yani sen olmasan belki de... Yani belki de ben... Teşekkür ederim. Bana durmadan teşekkür etme. Çünkü Virajlı Singaya olduğundan emin olamıyorum gerçekten. İçimden geçenleri söylüyorum Bani sadece. Aslında ben sana bir şey sormak istiyorum. Biliyorum bana yine ne hissettiğimi soracaksın veya benimle yine iddiaya gireceksin değil mi? Hayır. Bir dakika. Bugün ne kadar da ılımlısın böyle. Bugün hiç kaba davranmadın bana. Davranmam. Bir daha yapmam. Bir şey söyleyeceğim. Yani sana... Eğer istiyorsan bu evden gidebilirsin Bani. Bu evliliği, bu evi... Bırakmana karşı çıkmayacağım. Gitmek için özgürsün. Böyle diyorsun ama bunu yapmama izin vermeyeceğinden eminim. İstersen yüzüğünü çıkarıp sindirimi silebilirsin. Ama ben senden bir şey istiyorum sadece. Lütfen. Bu yüzük aramızdaki bağın tek sembolü belki. Evliliğimizin hatırası olarak hep saklayacağım. Sen ne diyorsun? Söylediklerine hiç inanamıyorum. Bani. Artık özgürsün be. İstediğini yapabilirsin sen.
İstediğin yere gidebilirsin. Tatlım. Gel. Gibi bir oyun oynuyorsun. Artık oyun yok Bunny. Oyun bitti. Evi terk mi ediyorsun? Söylesene. Anneni bırakıp gidecek misin? Hem bana o kadar güveniyor musun? Sakin ol baba. Hiçbir yere gitmiyorum. Bunny. İstediğin yere gidebilirsin. Özgürsün artık. Eşyalarını nereye istersen yollarım. Bu evliliği benim zorumda yürütmene gerek yok Aslı. Birkaç dakika içinde nereye istiyorsan git. Fikrimi değiştirirsem hiçbir yere gitmene izin veremem. Hadi git. Ne? Vir, sen delirdin mi? Birkaç dakika önce babana el kaldırıyordun. Şimdi de Bunny'yi evden gönderiyorsun. Böyle davranmayı bırak, yoksa kafanı kırarım senin. Evet abi. Bir şekilde bu yılanı almıştık. Kesinlikle. Bir şey soracağım. Biz ne dersek diyelim düne kadar Bunny'yi burada tutmak istiyordun. Ve şimdi onu özgür bırakmaktan bahsediyorsun. Beni iyi dinle Vir. Bu yılan bu evden dışarı çıkmayacak. Canlıyken hiç çıkamaz. Haklısın abi, o benim... Oğlumu öldürdü. Buradan asla canlı çıkamaz. Amca, Bunny öldürmedi. Öldürdü. Monil'i o öldürdü ve çok yakında bunu kanıtlayacağım. O zamana kadar bir yere gidemez. Bir yılanın istediği şeyi yapmasına kimse engel olamaz. Özellikle de bir kartal. Öyle mi? Hadi bakalım. Baba. Ben hallederim Bilavşum. Tek başıma halledebilirim. Ama şimdilik bir yere gitmiyorum. Çünkü bu evde birçok haksızlık yapılıyor. Sadece bana ve aileme de değil. Birçok kişiye. Evet baba. Senin düşündüğünden çok daha fazla şey biliyorum ve hiçbir yere gitmeyeceğim. Yanlış yapanlara hak ettikleri cezayı verene kadar burada kalacağım. Bu hem yılan hem de kartallar için geçerli. Göreceğiz. Göreceğiz. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.